Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Milli Mücadele döneminde basının öneminden bahsedeceğiz. Konumuzun adı Milli Mücadele'de Basın. Başlayalım konumuza. Şimdi öncelikle Milli Mücadele yıllarında basının etkili bir güç olduğundan bahsetmem gerekiyor. Bu gücü işgalci devletler kendi emellerine ulaşmak için kullanıyorlardı. Ülke menfaatlerinden ziyade kendi menfaatlerini düşünen bazı gazeteciler de halkı yanıltıyorlar, yalan haberlerle milli mücadeleye verilen desteği azaltıyorlar, engellemeye çalışıyorlardı aslında. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi işgal altında olan şehirlerde milli mücadeleyi destekleyen gazete haberlerine çok da izin verilmiyordu. Ama yine de baskılara boyun eğmeyen, milli mücadeleye destek vermeye çalışan gazeteler de tabii ki vardı. Bu gazetelerin amacı da halkı aydınlatmak ve haklı olduğumuz bu davamızı tüm dünyaya duyurmaktı. Mustafa Kemal de böyle bir ortamda basının öneminin farkındaydı aslında. Ve ülkenin durumunu, yapılması gerekenleri halka anlatmak için gazeteleri kullanmaktan, gazetelerden faydalanmaktan yanaydı. Daha öğrencilik yıllarında el gazetesiyle, el yazısıyla çıkarılan gazetesinde bu tecrübeleri kazanmıştı aslında Mustafa Kemal. Gazete nasıl çıkarılır, sistem nasıldır şeklinde. Ve Sivas Kongresi'nde alınan kararları halka duyurmak, içte dışta kamuoyu oluşturmak için de bir gazete çıkarılmasını istedi. Ve bu da işte bize Milli Mücadele'nin ilk yayın organı olarak karşımıza İrade-i Milli olarak çıkacak. Gazetenin başlığında "Amali Milliye'nin müdafidir" sözü Mustafa Kemal tarafından yazdırıldı ve söz milli hareketin savunucusudur anlamına geliyordu. Ve burada da milli mücadelenin öneminde yine halka vurgu yapılmıştı. Şimdi tabii ki de gazete ve basın bu şekilde kalmadı. Ankara'da devam etti. Mustafa Kemal Ankara'ya gittikten sonra da orada Hakimiyet-i Milliye adıyla yeni bir gazete çıkardı ve bu gazetede milli mücadelenin resmi olarak yayın organı haline geldi. Şimdi Hakimiyet-i Milliye gazetesi milli mücadelenin resmi yayın organı olduktan sonra bir de ondan sonrasında Anadolu Ajansı kuruldu. Anadolu Ajansı milli mücadeleyi dediğimiz gibi içte ve dışta savunmak, bazı çevrelerin yürüttüğü yalan haberlere karşı, dersin başında bahsetmiştim. İşgalci kuvvetler bazen işte direniş gösterilen şehirlerde milli mücadeleye verilen desteği azaltmak için bu tarz yalan haberlere başvuruyordu. Bu yüzden de Mustafa Kemal de istedi ki yalan haberlere karşı halka gerçekler anlatılsın. Bu amaçla da yine Ankara'da şu an hala faaliyet sürdüren Anadolu Ajansı kuruldu. 6 Nisan 1920'de. Milli Mücadele'de basın konumuz bu şekilde. Milli Mücadele'de basın deyince aklımıza İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye ve Anadolu Ajansı gelecek. Bunları unutmayalım. Milli Mücadele'de basın konusuyla ilgili sorularımızı çözebiliriz. Hoşça kalın.